Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Artık son soru çözümlerini çekiyoruz. Bitki biyolojisi ile ilgili soru çözüm videosu çekeceğim. Birkaç tane soru çözüm videosu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Burada 100 tane soru var. İnşallah 100'ünü de çekeceğiz. Bakalım, birinci soruda diyor ki aşağıdaki şekilde yaprağın enine kesti verilmiştir. Numaralı yapılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Bir nolu yapı bitkide su kaybını engeller. Bir nolu yapı nedir? Kütikula. Bu doğrudur arkadaşlar. Epidermis hücrelerinin ürettiği bir maddedir kütikula. Bu su kaybını engelliyor, ışın geçirgenliğini azaltıyor. Böylece kurak ortam bitkilerinde terlemeyi azaltarak su kaybını engellemiş oluyor. A doğru. B şıkkına diyor ki 3, 4 ve 5 nolu yapılarda fotofosforilasyon gerçekleşir. Yani fotosentez yaparlar demek istiyor. 3 numara palizat parenkiması, 4 numara sünger parenkiması, 5 numara stoma. Evet, hepsi fotosentez yapıyor. Doğru. 6 nolu yapı organik besinlerin taşınmasında görev yapar. 6 nolu yapıya bakıyorum. Soymuk boruları. Doğrudur arkadaşlar. Flem diğer bir adıyla organik besinleri taşır. Geliyoruz diğer şıkkımıza. 2 ve 5 nolu yapılar temel doku elemanlarıdır. 2'ye bakıyorum. Üst epidermis. 5'e bakıyorum. Stoma. Bunlar nedir? Temel doku değil arkadaşlar. Örtü doku elemanlarıdır. Cevabımız denizli olacak. Temel doku elemanları neydi? Parenkima, kolenkima ve sklerenkimaydı. Bunlar haricinde işte üst epidermis demiş burada. Bir de stoma demiş. Bunlar nedir? Örtü dokunun elemanlarıdır. Diğerini de okuyalım. 7 nolu yapının çeperleri yüksek su basıncına karşı lignin birikimiyle kalınlaşmıştır. 7 numarada ne var? Odun boruları. Evet, odun boruları ne taşıyordu? Su. Su taşıdığı için arkadaşlar su basıncına karşı dayanıklıdır ve lignin birikimi vardır. Cevabımız denizli şık olur. Dikkat ettiyseniz bir yaprak eline kesti vermiş ama diğer dokularla ilgili de sorular sormuş. O yüzden dokuları iyi bilmemiz gerekiyor. Gelelim ikinci soruya. Örtü doku elemanı olan epidermis hücreleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Epidermis hücreleri büyük kofullu ve az sitoplazmalıdır. Bölünemez doku olduğu için, bölünmez doku olduğu için doğrudur arkadaşlar. Epidermis hücreleri arasında boşluk bulunmaz. Evet, bu da doğru. Epidermis hücreleri gündüz karbondioksit üretimi ve tüketimini birlikte gerçekleştirir. Bakın, karbondioksit üretimi var çünkü solunum yapmak zorunda ama karbondioksit tüketiminin olması için fotosentez yapması gerekiyor. Epidermis hücreleri fotosentez yapmaz arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacak. Epidermis hücrelerinin dışa bakan yüzeyinde su kaybını engelleyen kütikula bulunur. Az önce yaprakta da gördük, doğrudur. Bitkinin tüm yüzeyini kaplayan tek sıralı hücrelerden oluşur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan şıkkı olacak. Şunu da söyleyeyim. Epidermisin farklılaşmasıyla bazı yapılar oluşuyordu. Neydi bunlar? İşte tüy olur, lentisel olur, stoma gibi yapılar. Bunlardan sadece stomalar arkadaşlar fotosentez yapabiliyor. Diğerleri yapmıyor. Epidermis için genel sorarsa eğer fotosentez yapmaz olarak alıyoruz. Ama stomayı direkt olarak sorarsa fotosentez zaten stoma yapıyor. Geçelim üçüncü soruya. Bitkilerde bulunan koruyucu dokulardan biri olan epidermisle ilgili olarak tek yıllık bitkilerin vücudunu dıştan örter ve korur. Doğrudur arkadaşlar. Yapraktaki bazı epidermis hücreleri stoma hücreleri olarak özelleşmiştir. Evet, dedik bunu da. Çoğunlukla tek sıralı hücreden oluşur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Kloroplastsız, büyük kofullu ve az sitoplazmalı hücrelere sahiptir. Kloroplast bulunmaz çünkü fotosentez yapmıyor. Bu da doğrudur. Cevabımız Edirne şıkkı. Hepsi doğru olur. Geçelim dördüncü sorumuza. Diyor ki gövdesinde enine kalınlaşma görülen bir bitki türüyle ilgili olarak. Şimdi gövdesinde enine kalınlaşma varsa. Arkadaşlar bu bitki bir kere tohumlu bitkidir. Tohumlu bitkilerde ya açık tohumludur ya da kapalı tohumludur. Diyor ki kapalı tohumlulardan da çift çeneklidir. İfadelerinden hangileri doğru değildir? Damarsız tohumsuz bitki olabilir. Arkadaşlar damarsız tohumsuz bitkiler kara yosunları mesela, bunlar değil. Gövdesinde bunların zaten gerçek kökleri, gövdeleri yok. O yüzden bunlar olamaz. Demetleri açık demet şeklindedir. Dediğim gibi açık tohumlu bitkiler ya da kapalı tohumlu bitkiler olabilirler. O yüzden bu doğrudur. Kapalı tohumlu çift çenekli bir bitki olabilir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Söyledik zaten. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Geçelim 5. soruya. Aşağıda bazı bitkisel dokular ile bu dokuların hayvansal organizmadaki
görev benzerliği açısından eşleştirmeleri verilmiştir. Diyor ki buna göre hangileri doğru olamaz? Meristem doku, bağ doku demiş. Salgı doku, epitel doku demiş. Destek doku, kemik doku demiş. Parenkima doku, bağ doku demiş. Bir kere arkadaşlar, parenkima doku bitkide her yerde bulunuyor. Bağ doku da insanda ve hayvanlarda her yerde bulunuyor. O yüzden bu olur. Destek doku, kemik doku. İkisi de destek olmuyor mu? Oluyor. O zaman bu da olur. Salgı doku, epitel doku demiş. Şimdi bizlerdeki epitel doku vücudumuzun dış yüzeyini örtüyor. Salgıyla herhangi bir ilgisi yok. Hani ter falan salgılıyor ama direkt olarak ilgisi yoktur. O yüzden bunu almıyoruz. Meristem doku, bağ doku demiş. Meristem doku bölünebilir ve bitkinin büyüme bölgelerinde bulunur. Bağ doku arkadaşlar bizim işte vücudumuzun genellikle korunmasını, beslenmesini sağlar. O yüzden bu da olmaz. Cevabımız 1 ve 2 olur. Geçelim 6. soruya. Canavar otu gibi tam parazit bitkilerin kök sistemleri gelişmemiştir ve hücreleri kloroplast taşımaz. Buna göre canavar otu bitkisi üzerinde yaşadığı konak bitkinin bölümlerinden hangilerinden ihtiyacı olan su ve mineralleri alır? Arkadaşlar su ve mineralleri nereden alacak? Odun borularından alacak değil mi? Sadece su ve mineralleri sorduğu için cevabımız yalnız 2. Odun boruları olur. Ama besini de sormuş olsaydı ne olacaktı? Soymuk borusunu da alacaktık. Bize sadece su ve mineral sorduğu için cevabımız odun boruları olur. Geçelim 7. sorumuza. Kapalı tohumlu bitkiler çenek sayılarına göre monokotil ve dikotil olarak sınıflandırılır. Yani tek çenekli ve çift çenekli. Diyor ki buna göre monokotil bitkilerde özelliklerinden hangilerine rastlanabilir? Kapalı iletim demeti, saçak kök yapısı, otusu gövde, paralel damarlı yaprak. Arkadaşlar kapalı iletim demeti demek kambiyumun bulunmadığı iletim demeti demektir. Bu yüzden bu doğru. Çünkü bunlarda monokotiller değil, kambiyum yok. Saçak kök yapısı yine tek çeneklilerde vardır. Tek çenekliler tek yıllık bitkilerdir ve bu yüzden otusu gövdeye sahiptirler. Paralel damarlı yaprağa sahiptirler arkadaşlar. Cevabımız 1, 2, 3, 4 hepsi olur. Geçelim 8. sorumuza. Diyor ki bitkilerin yapısında yer alan iletim doku çeşitlerinden olan sert doku ile ilgili. Aşağıda verilen köken aldığı doku çeşidi ve işlevi eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Sert doku ile ilgili diyor. Parenkima, meristem, parenkima, epidermis. Bakalım. Parenkima doku desteklemiş. Arkadaşlar parenkima dokusu ne yapıyordu? Bitkinin her yerinde bulunuyordu. Ama destek olarak değil de daha çok fotosentezle falan ilgileniyor. O yüzden bu olmaz. Meristem doku iletim demiş. Bu da olmaz arkadaşlar. Meristem doku büyüme bölgelerinde bulunuyor. Büyümeyi sağlıyor. Meristem doku destek demiş. Yine olmaz arkadaşlar. Desteği yapan kimdir? İletim dokudur. Yani oradaki kısilen ve flüen borularıdır. Bu da olmaz. Parenkima doku salgı demiş. Bu da yine parenkima dokunun görevlerinden değildir. Kökenlerinden değildir arkadaşlar. Epidermis koruma demiş. Bakın epidermis ne yapıyor? Dış yüzeyi sararak koruyor. O yüzden cevabımız Edirne şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Bitkisel dokulardan biri olan meristem dokuyla ilgili olarak hangileri doğrudur? Hücreleri genellikle küçük, ince çeperli ve boz toplazmalıdır. Meristem doku sürekli bölünen bir doku olduğu için arkadaşlar bu doğrudur. Aktif olarak bölünebilen farklılaşmamış hücrelerden oluşmuştur. Evet, kesinlikle doğru. Koful içermez ya da küçük kofulludur. Olabilir arkadaşlar. Küçük kofullu olduğu kesin ama bazılarında koful bulunmayabilir. Bu da doğrudur. Hücreler arası boşluk yok denecek kadar azdır. Sürekli bölünebildiği için hücreler arasındaki boşluk bulunmayabilir arkadaşlar. Cevabımız Edirne 1, 2, 3, 4 olur. Geçelim 10. sorumuza. Bitkilerde primer meristem hücrelerinden değişmez doku hücreleri meydana gelirken, değişmez doku dediği bölünmez doku demektir arkadaşlar. Diyor ki hücre bölünmeleri özelliklerinden hangilerinde artış gözlenmez? Şimdi bölünmez dokuya dönüşmesi için bölünme özelliğini kaybetmesi lazım. O zaman
Hücre bölünmesi görülmez arkadaşlar. Çeperdeki selüloz miktarı artış gösterir değil mi? Kalınlaşması için doğru. Hücredeki çekirdek sayısı artmaz arkadaşlar. Çünkü bölünmüyor zaten, çekirdeğe ihtiyaç yok. Sitoplazmadaki koful sayısı, kofullar büyük ve az sayıda olması gerekiyor. O yüzden koful sayısında bir artış, bir miktar gözlenebilir. Daha sonra arkadaşlar bunların sayısı da sabit kalacaktır. Artış bir miktar gözlenebilir olduğu için doğru olarak kabul ediyoruz. Cevabımız gözlenmez dediği için 1 ve 3 olur. Geçelim 11. soruya. Bir bitkinin kök, gövde, yaprak, tohum, meyve, çiçek gibi bölümlerini oluşturan canlı hücrelerinde özelliklerinden hangileri ortak olarak gözlenemez? Aminoasitlerden protein sentezine canlı olan her hücrede bu olay olur arkadaşlar. Fotofosforilasyon. Bakın, kökte fotosentez yapılmaz, o yüzden fotofosforilasyon olmaz. Klorofil pigmenti bulundurma. Bunların içerisinde klorofil pigmenti ve fotofosforilasyon olayı sadece yaprakta vardır. Diğerlerinde yoktur. O yüzden bu da ortak değil. Oksidatif fosforilasyon oksijenli solunumla alakalı bir durumdur arkadaşlar. Tüm hücreler oksijenli solunum yapacağı için bitkide bunu alırız. Ortak olarak gözlenmez dediği için cevabımız ne olur? 2 ve 3 olur. Geçelim 12. sorumuza. Bitkilerde diyor organellerinden hangileri hem palizat parenkimos hücrelerinde hem de epidermis hücrelerinde ortak olarak bulunur? Şimdi bakın, palizat parenkimasında fotosentez yapılıyor ama epidermiste fotosentez yok. Buna göre bakacağız. Golgi cisimciği ortaktır ikisinde. Endoplazmik retikulum yine ikisinde ortaktır arkadaşlar. Kloroplast ortak değil. Palizat parenkiması fotosentez yapar, kloroplast bulundurur ama epidermiste bulunmaz. Ribozom ve mitokondri de yine ortaktır. Cevabımız 1, 2, 4, 5 denizli şıkkı olur. Geçelim 13. sorumuza. Bitkilerde epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşan stoma hücrelerinde durumlarından hangilerinin gözlenmesi kapanmasına neden olur? Arkadaşlar, kapanması için bekçi hücrelerde su miktarının azalması lazım. İlk başta artacak, daha sonra komşu hücreye su verecek, azalacak. Diyor ki, komşu epidermis hücrelerinden stoma hücrelerine su geçmesi. Suyun geçmesi stomanın açılmasına sebep olur. O yüzden bu olmaz. Biz kapanma için olanları arıyoruz. Kilit hücrelerinde nişastanın glikoza dönüşmesi. Nişasta parçalanıyorsa su kullanılıyor. Ozmotik basınç artıyor. Dolayısıyla komşudan bekçiye ne geçecek? Su geçecek. Bu da olmaz arkadaşlar. Tam tersini söyleseydi alırdık. Kilit hücrelerinin pH'ının azalması. Arkadaşlar, pH'ın azalması demek fotosentez yapmak demektir. Bu yüzden de burada su kullanıldığı için kapanmasına sebep olur. O yüzden doğru. Kilit hücrelerinde ince çeperler yönünde kavisin artması. İnce çeperler yönünde kavisin artması. Kavis artarsa, şöyle kavisin şöyle düşündüğünü düşünün. Eğer ki kavis artarsa ne oluyor? Açılmış oluyor. O yüzden bu da olmaz. Cevabımız yalnız 3, Bursa şıkkı olur. Geçelim 14. soruya. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri stomalara, hangileri lentisellere aittir? Arkadaşlar, stomalar epidermisin farklılaşmasıyla oluşuyor. Lentiseller ise peridermisin farklılaşmasıyla oluşuyor. Fotosentez gerçekleştirme demiş. Bu stomaya ait bir özelliktir. O yüzden bakın, A ve B şıkkını eledim. Sadece stomaya ait bir özellik. Bu E şıkkında her ikisine de yazmış. Bunu da eledim. Gitti. Gaz alışverişini sağlama. İkisi de gaz alışverişini sağlar. O yüzden 2 numarayı ikisine de yazacağım. Bakın, direkt cevabı buldum zaten. Denizli şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Terlemeyi kontrol etme. İkisi de terleme yapabilir arkadaşlar. İkisine de yazdık 3 numarayı. Açılıp kapanabilme sadece stomaya ait bir özelliktir. Mantar dokudan oluşma da sadece lentisele ait bir özelliktir. Cevabımız denizli şıkkı olur. Geçelim 15'e. Bitkilerde iletim dokusuyla hayvanlardaki taşıma sistemi arasındaki işlevsel benzerlik, bitkilerin gözenekleri ile hayvanların aşağıda verilen sistemlerden hangisi arasında bulunur? Bitkilerin gözenekleri ne yapıyor?
gaz alışverişini sağlıyor, değil mi? Bizde gaz alışverişini sağlayan sistem nedir arkadaşlar? Solunum sistemidir. O zaman cevabımız Bursa şıkkı olur. Geçelim diğer sorularımıza. 16. sorumuz. Bitkide diyor emici tüyler, salgı tüyleri ve gözenekler aşağıdaki doku çeşitlerinden hangisine ait hücrelerin farklılaşmasıyla oluşuyor? Bunlar neydi? Epidermisin farklılaşmasıyla oluşan yapılardı. Cevabımız Ceyhan şıkkı olur. Odunsu çift çenekli yaşlı bir bitki gövdesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Arkadaşlar yaşlı bir bitkiyi düşüneceğiz. Kambiyumu vardır, enine kalınlaşıyor. Çünkü kabuk vardır. Odun borusu ve soymuk borusu mecburen bulunmak zorunda. Epidermis yoktur. Epidermis bitkilerin genç kısımlarını örter. Yaşlı bir bitki hücresinin gövdesinde epidermis değil peridermis bulunur. O yüzden cevabımız denizli şıkkı olur. Bu arada peridermis epidermisin yaşlanması sonucunda oluşur. Bunu da unutmayalım. 18. soruya gelelim. Yüksek yapılı odunsu bitkilerdeki parenkima dokunun görevi aşağıdaki hayvansal doku çeşitlerinden hangisini gerçekleştirir diyor. Arkadaşlar parenkima bitkinin her yerinde bulunan farklılaşabilen dokuydu. Bizim vücudumuzda veya hayvanların vücudunda bunu yapan dokumuz bağ dokudur. Bağ doku vücudumuzun her yerinde bulunur ve farklılaşabilen bir dokudur arkadaşlar. Gelelim 19'a. Yukarıdakilerden hangileri odun ve soymuk borularının ortak özelliğidir? Destek doku hücresi bulundurma. İkisi de destek dokuya aittir zaten. Kambiyumdan oluşabilme. Evet, odun ve soymuk boruları kambiyumdan oluşabiliyor. Klorofil bulundurma. İkisinde de bulunmaz arkadaşlar. O yüzden gitti. Madde taşıma. İkisi de madde taşır. Cevabımız Edirne 1-2-4 olur. 20. soru. Bitkilerde meristem dokuya ait hücreler sürekli bölünerek yeni hücreler meydana getirdiğine göre bu hücrelerin olması durumlarından hangileri söz konusu olamaz? Bir kere meristem dokularda çekirdekler küçüktür. Burada büyük demiş, o zaman bu olmaz. Sitoplazmaları fazladır, evet. Kofulları küçüktür, doğru. Çeperleri incedir arkadaşlar, burada yanlış vermiş. Metabolizmaları yavaş değil, hızlıdır. Cevabımız ne olur burada? Hangisi söz konusu olamaz demiş. 1, 4 ve 5 olması lazım. Yeni hücreler meydana getirecek çekirdeklerinin büyük. Bir dakika, çekirdekleri büyük olacak arkadaşlar. Özür dilerim, yanlış söyledim. Çekirdekleri büyük olacak ki hücreyi iyi bir şekilde yönetsin diye. Cevabımız 4 ve 5 olacak. 21. sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerdeki salgı dokunun işlevlerinden biri değildir? Salgı doku. Bitkiyi çürümekten koruma, tozlaşmaya yardımcı olma, sindirime yardımcı olma, mikroorganizmalardan koruma, bitkinin büyümesine yardımcı olma. Şimdi bakın, bitkiyi çürümekten korur. Nasıl korur? Salgıladığı reçine gibi, işte balzam gibi maddeler sayesinde korur. Tozlaşmaya yardımcı olur. Evet, hoş kokular yayarak böcekleri kendine çekebilir arkadaşlar. Bu yüzden bu da doğru olur. Sindirime yardımcı olma. Böcekçil bitkilerde salgı enzimleri sayesinde, hani enzimler salgılanıyor ya, o yüzden böceklerin sindirimine yardımcı olur. Doğru. Mikroorganizmalardan koruma. Yine işte reçine gibi maddeleri salgılayarak mikroorganizmalardan koruyor. Ama bitkinin büyümesine yardımcı olmaz. Bu meristem dokunun görevidir. Salgı dokunun değil. Cevabımız Edirne şıkkı olur. 22. sorumuza geçelim. Diyor ki tüy, stoma, kabucuk, tükula, peridermis. Yapılarından hangisi genç gövde ve yapraklarda gaz alışverişine yardımcı olur? Hem gövdede bulunacak hem yaprakta bulunacak. Arkadaşlar bu hangisi olur? Bir kere tüy olmaz. Stoma da olmaz. Stoma sadece yaprakta bulunuyor. Kabucuk demiş, tükula, peridermis. Cevabımız kabucuk olur. Kabucuk. Bunlar genç gövdelerde ve yapraklarda gaz alışverişine yardımcı olur. Eğer bize burada genç gövde değil de yeşil gövde demiş olsaydı veya otusu gövde demiş olsaydı sutomayı alırdık. Burada cevabımız Ceyhan şıkkı olacak. Aşağıdaki bitkisel dokulardan hangileri değişmez dokuları oluşturur? Yani hangisi bölünmez dokuları oluşturur? Arkadaşlar meristem dokunun farklılaşmasıyla bölünmez dokular oluşur. O yüzden cevabımız Adana şıkkı olur.
24. sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi parenkima dokusuna ait hücrelerin özelliklerinden biri değildir? Parenkima. Hücreleri bölünme yeteneğini kaybetmiştir. Evet, doğru. Fotosentez yapar. Palizat parenkiması ve sünger parenkiması fotosentez yapıyor. Doğru. Besin maddeleri depolar. Evet arkadaşlar, depo parenkiması vardır, depolar. Yaprakta gaz alışverişini yapar. Evet doğrudur. Havalandırma parenkiması vardır. Dokular arasını doldurur demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Dokular arasını doldurmaz. Cevabımız Edirne olur. Geçelim diğer sorumuza. Evet, geldik yönelme hareketlerine. Diyor ki, karanlıkta büyütülen 3 yulaf filizinden birincisi tek yönden, ikincisi her taraftan, üçüncüsü ucu kesilip tek yönden aydınlatılıyor. Bunların hangilerinde bir yönelim hareketi gözlenebilir? Arkadaşlar bakın, birincisinde tek yönden yapılmış, tek yönden yapılan da oksinin miktarına bağlı olarak yönelme gerçekleştiği için oksin üretilir ve ışıktan kaçar. Dolayısıyla yönelme ışığa doğru olur. O yüzden birincisinde olur. İkincisinde ışık iki yönden de verildiği için oksin ışık dağılır. Bu yüzden de yönelme olmaz. Üçüncüsünde arkadaşlar oksin uç kısımlarda üretiliyor normalde. Bunun uç kısmı kesildiği için oksin üretilemez. O yüzden yönelme olmaz. Cevabımız Adana yalnız bir olur. 26'ya geçelim. Yukarıdaki grafik ayçiçeği bitkisinin günün belli saatlerinde topraktan aldığı su miktarının zamana göre değişimini göstermektedir. Bitkinin aynı süre içinde terleme ile kaybettiği su miktarının değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisiyle gösterilebilir? Arkadaşlar bakın, burada topraktan belirli bir miktarda su almış, daha sonra azalmış. Hani akşama doğru büyük ihtimal su alışı azalacak. Terlemesine baktığımız zaman bitki su aldığı zaman terlemesi de artar. Dolayısıyla bakın, suyun arttığı zamanlarda terleme artacak. Suyun azaldığı zamanlarda terleme azalacak. O zaman cevabımız ne olacak? Ceyhan şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. 27. soru. Bitkilerin boşaltımı ile ilgili olarak dışarıya atılan madde, dışarıya atılmasını sağlayan olay ve dışarıya atan yapı aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? Su diyor terleme, stoma. Evet doğru. Karbondioksit diyor difüzyon, stoma. Evet doğru. Su diyor damlama, hidatot. Damlama olayıyla hidatotlardan atılabilir. Doğru. Tuz diyor aktif taşıma, kovucuk. Dursun bakalım. Tuz diyor salgılama, kök. Olabilir arkadaşlar Edirne şıkkı. Burada deniz de olmaz. Neden? Çünkü kovucuk cansız hücrelerden oluşur. Aktif taşımayla atılamaz. O yüzden cevabımız denizli şıkkı olur. Gelelim 28. soruya. Diyor ki, aydınlık bir ortamda zakkum bitkisiyle yapılan deneyde bir süre sonra kapiler borudan, yani kağ borusundan su sütununun ok yönünde hareket ettiği gözlenmiştir. Yani şuradaki bakın, ok yönünde hareket ediyor. Suyu çekiyor demek ki. Bu deney bitkilerde aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleştiğini kanıtlamak amacıyla yapılmış olabilir. Su ve mineral tuzlarını odun borularıyla taşındığını. Şimdi okuyalım hepsini. Terleme ile su yitirilmesine bağlı olarak ortamdan su emildiğini, fotosentez ürünlerinin soymuk borularıyla taşındığını, ortamdaki su ve madensel tuzların kök basıncı ile kök emici tüylerine geçtiğini, fotosentezde suyun kullanıldığını. Arkadaşlar aydınlık ortamda zakkum bitkisi ne yapacak? Terleme yapacak. Çünkü sıcaklık hani belirli bir dereceye kadar geliyor. Ve böylece aslında fotosentez olarak da düşünebiliriz. Fotosentezde suyun kullanıldığı olarak da düşünebiliriz. Ama bana daha çok terleme gibi geliyor. Çünkü terleme ile su yitirildiğinde yine ok bu tarafa doğru gelecek. Cevabımız Bursa şıkkı olur arkadaşlar. Evet. Videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda kaldığımız sorudan devam edeceğiz. Yani 29. sorudan ya da 30. soruya kadar çözelim arkadaşlar. Daha sonra 30. soruda bitiririz. Bakalım 29. soruya. Kara bitkilerinde olay ve neden olduğu sonuç ilişkisi bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir? Yaprak sıcaklığının aşırı artması, stomaların kapanması demiş.
Stoma hücrelerinin ışıklandırılması pH'in düşmesi demiş. Rüzgar hızının artması terlemenin artması. Toprak suyunun azalması terlemenin azalması. Havanın nem oranının artması terlemenin azalması. Bir kere. C, D ve E şıkları doğru. Stoma hücrelerini ışıklandırdığımız zaman ne yapacak? Karbondioksit kullanacak. Karbondioksit kullandığı zaman ortamın asitlik değeri düşer. Asitlik değeri düşmesi demek pH'in artması demektir. Burada düşmesi demiş. Yanlış şık bu olur. Yapraktaki sıcaklık aşırı arttığı zaman arkadaşlar enzimler devreye girer ve enzimlerin yapısı bozulma derecesine geldiği için stomalar kapanmak zorunda kalır. Cevabımız Bursa şıkkı olur. 30. sorumuza bakalım. Hücrelerdeki ozmotik basınç bitkiden bitkiye büyük değişim gösterdiği gibi aynı bitki üzerinde çeşitli doku ve organlarda da farklıdır. Buna göre ozmotik basınç ilişkisi bakımından durumlarından hangileri doğru genellemelerdir? Yaprak epidermis hücreleri, ışık gören mezofil hücreleri. Şimdi ozmotik basınç neydi? Suya olan ihtiyaç. Işık gören mezofil hücrelerinde ozmotik basınç daha yüksektir arkadaşlar. O yüzden bu yanlış. Kök hücreleri, toprak üstü organları. Kök hücrelerinde ozmotik basınç daha yüksektir topraktan su alabilmek için. Bu doğru. Güneş gören yapraklar, gölgedeki yapraklar. Evet, güneş gören yapraklarda daha fazla su ihtiyacı vardır. Cevabımız 2 ve 3 Edirne olur. Videoyu burada bitirelim. Sonraki videoda kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.